Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Kıymetli takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız, biz iyiyiz, hamdolsun, şükürler olsun. Allah bugünümüzü aratmış. Evet arkadaşlar, işlerimi gördüm, işlerimi ayarladım. Şimdi Nazlı arkadaşım, Serpil arkadaşım, Pınar arkadaşımın gelini ev kutlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün akşama benim videom yok. Dün de paylaşmadım. Ben arkadaşım geldi, video çekmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi gençten fazla gönlü olmuyor video çekmeye. O yüzden demem de çekmeyeceğim de. Allah razı olsun. Arkadaşlarım destek oluyor ama her zaman da insan ayıp oluyor. O yüzden azıcık giderken çekeceksin. Azıcık da geldiğin akşam yemeğini çekeceksin. Anam halen kuşları. Kimi yumurtada, kimi kuluçkada yumurtlamaya çalışıyorlar. Oo, ellerim ona bakın. Aman çıkıverirler bir de. Fırlala giderler. Tabi minnoş da beni takip ediyor. Kaç minnoş? Minnoş kaç? Kaç minnoş lan? Köçüne kadar yorup gideceksin de. Köçünde benim oğlan denk gelirse ona binip gideceksin arkadaşlar. Denk gelmezse yayan gideceksin. Yapacak bir şey yok. Kız ayak altında şimdi beni düşürecek bugü. Fedim ya ekmeğin yedin içtin. Karnını doyurduk ya. Kaçıl işte. Ağır ağır ben yürüyen gal arkadaşlar. Ara ara açarın, ara ara durdurun. Daha da denk gelirse. Burada inşaat var da. İnşaat var şöyle. Telefonumu kapatmadan gidiyorum. Ay. Arkadaşlar yoruldum. Pınar arkadaşımın gelini yeni girdi evini de. Bunu ev kutlamaya gidiyoruz arkadaşlar biz. Dediğim gibi azıcık orada sohbet ederken öğlen çekeriz. Bugün videom yok, inşallah akşama yetiştirin. Dedim şöyle ağır ağır giderken hem köy içimizi çeken yollardan ağır 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 ağır. Halil Velen dek kese de köçünü götürürse epey uzak arkadaşlar. Halamın ıspanakları, yeşil soğan. Ne güzel olmuş tereler, rokalı. Bitmiş, biz de diktik ya. Ne zaman olacak bakalım. Şurada hep bak. Maydanoz, tere. Ben de açacağım maydanoz. Güzel olmuş yeşillik. Ay. Benim yengem bir al bayrağı sallamışlar. Dalgalanıyor. Arkadaşlar ben hızlı yürüyorum da soluk soluğu aman. Açık yol yürüdüm öyle oluyorum ben arkadaşlar. Bilmiyorum sizler nasıl oluyorsunuz da. Ay. İnşallah benim olan köy içinde vardır. Köy içine kadar gideyim de oradan belki götürüver. Hava bugün güzel. Kaç gündür bayağı soğuktu arkadaşlar. Sert bir hava vardı. Bugün güzel milayim hava. Hafif de esiyor böyle. Alık alık. Burada Dilber kankamın evi. Yeni boyattılar. Eve güzel. Gül kurusu arkadaşlar. En çok sevdiğim renk. O da evine geçen sene girdi. Allah güle güle tuttursun. Burada Fatma yengemin evi Fransa'da. Onu buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Aha Fatma yenge evin yerinde duruyor. Yerli yerince her şey. Kapandı gitti kapıların. Şurada annemin dayısının evi arkadaşlar. Hacı annemin kardeşinin evi. Ondan geldi burası. Ne diyorsun yenge? Ne diyorsun? Aha
şeye gidiyorsun. sen videoyu çekiyorsun. Şeyin beraberle Pınarbağ'a. Aha onun evine gidiyorsun. Gelinin yanına. Sen ne diyorsun? Dayım ne yapıyor? İyiyim dayım. Ağır ağır. Kendi götürümün götürüyorsun. Onu bak yenge. Şükür yine de halimize. Amin amin. Allah'ım yatırıp da kapıları baktırmasın yenge. Geliyor mu Gülten abam arada? Geliyor mu Gülten abam? Geliyor. Neyse işini gördükçe geliydi. Hasta olmuş acık. Dün ayvar içeriye çiğmiş de nasıl ettin yaramış ben de. Acık keyfim yok hastayın diyor. Evet. Acık öteyin çilenti dıslandırdım diyor. Hasta olmuşsun diyor. Grip olmuş acık. Sen de kolla, sen de kolla. Yaşlılığa yenge gal. Tabii ne günden günü insan iyi olacak. İyi iyi yenge. Selam söyle dayıma. Aha oraya gidiyorum. Bakalım ağır ağır. Benim oğlan var köy içinde. Bakacaksın da. Onu götürtüreceksin. Yoksa ağır ağır gideceksin gal. Hadi hoşça kal bakalım. Tam köy içine girendiriz arkadaşlar. Şimdi köşeye geldim mi telefonu kapatayım. Köy içinden geçerken onu tanıyorum ben çekerken. Burada Damlacığım gelin yer. Bütün köylü benim kankam arkadaşlar. Herkes severin sayarım. Allah kapa diyorum. Kıymet takipçilerim. Serra yengemin bahçesinde şöyle patlıcanla küçük küçük son zaman dökmüş. Serra yengem de bana biberle karışık patlıcanları bir poşet getirmiş arkadaşlar. Ben de bunları dedim değerlendireyim. Kızarsam kızarmayacak çok taze. Ben de bunun yemeğini yapacağım arkadaşlar. Biberle karışık türlü deriz biz. Biber, kuru soğan hep beraber karıştırıyoruz. Bundan sonra bir güzel yemeği yapacağız. Dün kuru fasulye pişirdim. Biraz fasulye yemeğimden ayırdım. Bir de onu arkadaşlar bayat ekmeklerimle biz tirdaşı cingen böyle deriz. Onu yapacağız. Bir tane takipçim demiş abla baştan gösterirsen demiş. Geçen yaptık annem bile. Yaptıktan sonra gösterdik. Yaparken gösterme diyor arkadaşlar. Bu takipçim için bugün türlü ve cingen böreği yapacağız arkadaşlar. Türlülerimizi şöyle küp küp doğrayacağız arkadaşlar. İsteyen bunun içine patates de katıyor, yeşil fasulye de katıyor. Türlü öyle türlü de değil arkadaşlar. Bunu ben sadece acı biberle şöyle doğrayacağım. Biraz acılı olsun biberle, biber için biber koyacağım. Böyle pişireceğim arkadaşlar. Bugün siz ne pişiriyorsunuz akşama? Benim dün Ela var, biber takipçilerim. Bizim bugün türlü işte ondan sonra tiridaşı yaparım. İnanın yemeklerim var, sarmam var. Hem ilana hem bağı yapırandan sarmam var. Ondan sonra dün arkadaşlar kırmızı makarna pişirdim. Bir yenme dudu var. Ama işte çocuklar bir gün önce kalan yemeklere inşaat yemiyorlar. O yüzden ben dedim hem şu patlıcanlar değerlensin. Hem de akşam dedim çocuklara bir değişiklik olsun. Tavalar soğudu gal arkadaşlar. Baya baya soğudu. 2-3 gündür bizim köye yağış vardı. Bugün iyi. Bugün yağmadı. Hava orta halde. Ne soğuk ne sıcak. Haliyle gal Aralık ayı girdi oldu hemen hemen arkadaşlarım. Aralık ayı girdi mi temel soğuk havalar. Çünkü sonbahardayız. Sonbaharın son günlerindeyiz. Şu biberler de Zehra yengem getirmiş. Allah razı olsun. Patlıcanlarla karıştırmış. Biraz yeşil biber, yeşil, kırmızı biber derken bahçeleri bozuyorlarmış da annem biraz gitmiş. Kökenlerine yol vermiş, yardım edilmiş. Bana biber patlıcan toplayıyormuşlar. Şöyle karışık arkadaşlar. Poşetin içine. Dün birazcık biberlerden kızarttım. Şu kırmızı biberlerini kızarttım. Önde şöyle yemeğini vuruveren kalanlar arkadaşlar. Değerlendiren arkadaşlarım ya. Zebil ziyan etmeyen. Bir sırf olmasın.
Atalarımız ne demiş? Akşam aşar derdi dedem bir karı koca atmış derdi. Dediği gibi akşam aşı kayboluyor arkadaşlar. Her öğün geçiyor. Bu akşam yemeği geçmeyin. Ne yapacaksın arkadaşlar? Her gün acı olmuyor. Her gün tatlı olmuyor diyelim hesabı. Patlıcanlar da taze taze yemiş. Şey döken patlıcanlar da. Biberler de öyle. Taze taze. Ben şu patlıcanlarım, biberlerim doğrayın arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam edelim. Yarın videom yok. Aa, bugün yok. Videomu paylaşamadım. Tripodumu açtım. Hem dedim video çekin. Hem dedim yemeğimi yapın. Şimdi arkadaşlarım sularımı da güzel koydum. Şimdi domates salçamızı ekleyeceğiz. Türümüz için. Salçamızdan soğanımızı iyice kavuracağız. Şimdi arkadaşlar, ben patlıcanlarımdan biberlerimi yıkarım da birazcık suyu bekletteyim. Tuzlu tuza, patlıcanın kekirisi çıksın diye arkadaşlar. Azıcık tuzunu beklettim en çoğunluğuyla. Ben patlıcan yemeğinin her türlüsünü severim arkadaşlar. Karnıyarık, patlıcan kızartması, biberle patatesle karışık kızardırın. Yazın çok kızardırın. Taze ekini. Şakşuka yemeğine ondan sonra. Şu domateslerim de var. Güzel. Koydum içine. Gidişte sarımsak soydum arkadaşlar. Sarımsak güzel tat veriyor. Yeşil fasulye, patlıcana. Bu sene bayağı bir sarımsak aldım. 3 kilo bir aldım, 2 kilo bir aldım. Tabii biraz turşular gitti. Şimdi şöyle türlümüzü kapatalım arkadaşlarım. Şimdi yine böyle bir suyunu koyacağız salçasından beraber. Bu tenceremizde de arkadaşlarım bayat ekmeklerimizi trit yemeği yapacağız. Biz cingen böyle diyoruz, trit yemeği diyoruz. Azıcık şu salçam karlovesin. Şimdi gelinen salçayı kavurdum arkadaşlarım. Sıcak suyu ilave edeceğim. Yeni gelen takipçilerim merak ediyor arkadaşlar şimdi nasıl yapıyorsunuz diye. Dünden kuru fasulyem var. Kuru fasulye de olur, nohut yemeği de olur arkadaşlar. Şimdi yağına salçayı iyice kavurdum. Ondan sonra sütünü sıcak suyu ilave ettim. Sıcak suyun üzerine de şu bugün olan kuru fasulyemizi ilave ediyoruz. İsteyen için kınur da katabilir, tavuk suyu da katabilir arkadaşlar.
Şimdi bu kuru fasulyenin suyumuz, sarçalı suyumuz birazcık böyle bir kaynayacak arkadaşlar. Sarça kokusu gidesiye kısık ateşte ben bunu birazcık bekleteceğim. Türüm de ağır ağır kavruyor. Hiç suyu koymadan pişireceğiz türlü arkadaşlar. Domatesin suyu yeterli. Türlümün altı şöyle kısım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım. Benim türlü yemeğim pişti. Onu bir kenara alacağım. Şimdi tırdaşımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle dedim ya, ayak ekmeklerim vardı dolapta. Onları çıkaralım. Çekiyorum şöyle biraz sıkayım geri. İyice yemeğimizin suyunu kaynattık değerli takipçilerim. Dildik. Gördünüz mü arkadaşlarım? İşte böyle yaptım. Bu yemek kuru fasulyeden de olur. Bir gün önce yemek pişiriyoruz arkadaşlar. Ondan ister biraz alakoyun, ister galanla galan yemeğinizi değerlendirin. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirin arkadaşlar. Benim çocuklar böyle seviyorlar. Ben kendim de seviyorum böyle. Ve şimdi sıra. Anlayacağınız hepimiz severiz. İman takipçiler. Ben ekmek sebze etmem. Zaten arka tarafta bir tane köpeğimiz var. Onu bayat pazar ekmeği alıyoruz da galanına gidene de yemeğimiz olsun, ekmeğimiz olsun arkadaşlar. Cesimizi veriyoruz. Arkada köpeğimiz var. Galan gidene de onu veriyoruz. Azıcık böyle işte kısık ateşti ya. Azıcık altını açalım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunun üstüne acı biber, nane ekiyorum. Çok lezzetli oluyor. Şöyle birazcık kamerayı çevirdik. Şöyle bakın gördünüz mü? Yumuşacık oluyor. Bir tane de afyonlu takipçim var da. Şu anda ismini unuttum. Bir tane genç bayan. Abla diyor, ben senden gördüm bunu diyor. İnan yapıyorsun diyor. Çocuklarım çok beğeniyorlar diyor. Bir tepsi yapıyorum diyor. Çocuklarım kalmadan yiyorlar diyor. Aynı şekilde benim çocuklarım ta küçüklükten beri sever arkadaşlar. Bir tane takipçinin abla bir ayrıntılı gösterirsen dedi. Bizi yapan dedi. Annem dedi yapmıştık geçen cumhurta hatırlıyorsanız arkadaşlar ama göstermemiştik. Annem ben şaladan gelesi yapmışmış. Takipçim durdu görünce. Abla senin zahmet olmazsa bir gün çeker misin? Hay hay dedim tabii ki çekerim. Hem benim için de bir video çıkmış olur arkadaşlar. Elimi telefonumu aldım arkadaşlarım. Şöyle biraz da yakından göstereyim diye. Camı, telefonumun camı buharlaştı ya. Şöyle açık yer tutayım kendime. Buharlaştı. Gördünüz mü kıymet takipçim? Ha böyle. Değerlendiriniz. Yumuşacık güzel olur. Biz genelde biliriz ama. Bu da türlü yemeğimiz. Türlü yemeğim de pişti sayılır. Ay. Benim bu taraf karanlık düşüyor arkadaşlar. Akşam oldu ya. Işığı kapat dedim bak. Işığını açtım. Böyle oldu. Biraz da böyle ıslansın. Çok güzel oluyor.
Evet arkadaşlarım, tirt çingen böreğimizi yaptık. Gördünüz mü kıymetli takipçilerim? Bunun üzerine isteyen acı biber, karabiber, nane ekleyebilir. Ben şimdi sofraya koyacağım turşumuzu koyduk. Salatamı yaptım, ayranımı yaptım. Bundan sonra türlümüz zobanın üzerinde tabağımızı koyduk. Soframız hazır kıymetli takipçilerim. Annem de dar kaynatmış, dar getirememiş. Çayım demişti sobanın üzerinde, gönül dostlarım. Bugünkü yemeklerimiz böyle. Kış yemekleri kal arkadaşlar, öyle söyleyin sizler. Yazın kızartma, fasulye daha çok pişiyor, yeşil fasulye falan. Ben böyle yemekleri daha çok seviyorum, pratik oluyor. Ağır yemekler insanı biraz dokanıyor. Siz de yapın böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, şaka bir yana. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı, huzurlu akşamlarınız olsun.